Selamünaleyküm, hayırlı günler arkadaşlar. Evime Mutfağıma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere memleketimden sesleniyorum. Efeler Diyarı Aydın'dan sesleniyorum. Dağlarından, yağ ovalarından bal akan memleketim. Aydın'a geldim ben. Daha önceki söylemiştim videolarımda eşim rahatsız. 2 senedir falan izini gelemiyordun. Çok şükür iyi gidiyor şimdi. Beraber bir tatil yapalım dedik. Hem memleketimizi görelim hem annemizi babamızı ziyaret edelim diye. Beraber geldik. İşte ben onun için buralardayım şimdi. Çekimlerimi de evimden yapıyorum şimdi. İnşallah iyi sizler için iyi bir çekim olur. Annem şey yapmış, yazdan yaprak basmış şişlerin içerisine. Şey yaprağı, üzüm yaprağı onu getirdi sağ olsun. Ben onu şimdi şey yaptım, iç hazırladım. Bir de yaprağı şey yaptım, bu şekilde yaprağım. Bunu şişiden kavanozdan çıkarttık. Üzerine birazcık şey yaptım. Sıcak su gezdirdim. Hem yumuşacık oldu gördüğünüz gibi. İpek gibi oldu. Bunun şimdi suyunu süzüp sarmaya başlayacağım. Burada da iç hazırladım. Malzemelerimde 1 su bardağı pirinç. 1 çay bardağı bulgur. 2 tane soğan. Biraz işte yeşil soğan, maydanoz, dereotu. Onlar annem hep bahçesinden getirmiş. Bizim buralar soğuk olmadığı için halen yani bahçelerde bir şeyler oluyor. Dereotu, maydanoz dediğim gibi, taze soğan, sarımsak, ondan sonra kuru soğan, 100 gram falan işte kıyma. Ben bundan hepsini karıştırdım. 1 yemek kaşığı salça, biraz toz biber, karabiber, tuz, birazcık nar ekşisi koydum içerisine. Bu şekilde içimi de hazırladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeşillikli. Şöyle videoyu yakın göstereyim görmeniz açısından. Arkadaşlar nasıl olursa artık sarmaya başlayacağım. Suyunu süzdüm. Yaprakları şöyle birazcık şey yaptım. Hani kolay olsun almam açısından. Açtım birazcık. Bu şekilde başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ne var ne yok. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Bizler de hamdolsun bugünümüze. Rabbim bugünümüzü aratmasın. Böyle işte arkadaşlar. Memleketimiz çok soğuk değil. Güzel havası da şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çok da ince yapmak istemiyorum. İçini biraz dolduracağım. Bizimkiler böyle seviyor. Yani çok aşırı değil. Normal olacak yani. Çok az da olmasın dedim. Bu şekilde. Havalarımız güzel dediğim gibi. Günlük güneşlik gerçekten dışarıları. Bizim de evimizde klimamız var. Ondan şey yapıyoruz. Isınıyoruz. Sabah gerekiyor bir de akşamları. Yoksa öğleden sonra öğleyinleyin falan bayağı güzel oluyor hava günlük güneşlik. Herkes dışarılarda. Bizim buralar zaten çok soğuk olmaz yani. Kışın çok soğuk olmaz ama yazın bayağı sıcak olur. Ama biz alışkınız yani. Ben burada doğdum büyüdüm çünkü. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ben sarmaya devam ediyorum ama artık annem de yanımda. Hepinizi çok çok selamla beraber saracağız. O aç aç verecek. Ondan sonra ben saracağım. Beraber yapacağız. Bu şekilde annemin sizlere çok selamı var. Aydın'dan kucak dolu selamlar gönderiyor sizlere. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi sarmamız çok güzel oldu. Sardık. Tam bir tav oldu. Şimdi artık ocağımı koyacağım. Birazcık şey gezdireceğim. Zeytinyağı gezdireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Sağ elimle yapayım. Yaklaşık 2 yemek kaşığı falan diyeyim. Salçalı suyumu hazırladım şöyle gördüğünüz gibi. Onu koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok fazla da koymayacağım. Yani üzerine geçmeyecek şekilde yapacağım. Koydum arkadaşlar. Şöyle. Şu şekilde. Çok fazla değil yani. Üzerini tabak kapatacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Ki şey yapraklarım dağılmasın diye. Tenceremin tabağımın kapağını kapatıyorum. Artık pişmeyi bırakabiliriz arkadaşlar. Altını da açıyorum nasip olursa. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar sarmam pişti. Üzerindeki tabağı da aldım. Önce biraz hızlı açtım altını. Ondan sonra kıstım. Çok güzel çekmiş kendine. Gördüğünüz gibi ışıl ışıl. Şu üzerindeki şeylerde limon sıkmıştım birazcık. Onu söylemeyi unuttum. Onun için o şekilde. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi yaprak sarmam oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel pişti. Mutfağı çok güzel kokular sardı. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Kolay, pratik, basit. Gördüğünüz gibi. Şimdiden yapanları yiyenlere afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
Aydın'dan kucak dolu sevgiler, selamlar olsun arkadaşlar.